Dördüncü düellomuzda Melika ve Zahra karşı karşıya gelecek. Ben mavi takımdan Melika'yı podyuma davet ediyorum. Merhabalar tekrardan. Merhabalar. Sen 80'lerde nereye gidiyorsun böyle? Kulüp. Kulüp. Gece kulüp. Sen hep kulüp, bayılıyor kulübe, partiye. Hayır, davet. Hayır, ben ilk defa dedim. Hayır, yani davet, parti, aha, yemek davet, falan. Evet. Hani seviyorsun yani. Bunu, bu ışıkları. Sosyalleşmeyi. Kulübün ışıkları düşününce benim saçlarımı böyle yaptım ki böyle böyle. Böyle böyle. Ay çok iyi, evet. Çok iyi. Ya bu altı çok sevdim ya. Gerçekten çok güzel. O zaman bu sefer Emine ile başlayalım. Teşekkür ederim. O kadar zevkli Melika'yı eleştirmek. Biraz önce onun aslında makyajı gördüm, bayıldım. Sordu, Melika kim yaptı bu makyajı? Çünkü çok çok merak ettim. Dedi ki ben kendim yaptım, eğitim de aldım Dubai'de. Yani böyle bir makyörümüz var burada, yani enteresan. Maşallah. Bir şey. Evet, çok da güzel. Dudak şekli çerçevelediğin böyle daha yuvarlak, koyu. Yuvarlak değil, daha sert. Dönemi. Aynen. Nasıl derler bu? Dağ gibi, dağlar gibi. Çatı. Çatı, evet böyle. Çatı. Çok da güzel taşıyorsun. Saç müthiş bence. Bir de yani burada kıyafetle alakalı hiçbir şey diyemeyeceğim. Çünkü sen bana biraz önce anlattın orada buluştuğumuzda. Ben seni gerçekten çok beğendim. Ayakkabılar çok güzel. Dönsene bir yan topuklarını görelim. Çok güzel. Güzelmiş hakikaten. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Çanta? Çanta burada. Çanta buradan. Çok güzel. Buradan. Başka şey, amu da burada. Çok güzel, çok beğendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Bir yanım sizinle devam edelim. Ayakkabının çantan takım olsaydı evet iyi. Saçının o krepeli ve perma bozuğu olması, o da çok doğru. Yalnız ben bu saçtaki simi 80'lerde yaşamış biri olarak belki de ben hafızamdan sildim. Saçtan sarkan sim gerçekten bildiğim bir şey değil. Bu arada. Hatırlamıyorum yani. Hatırlamak istemiyorum diyor. Ya unutmuşum silinmiş hafıza. Çok güzel ama değil mi? Küpeni de biraz daha abartabilirdin. Kaldırır çünkü yani o halin, tavrın, girişin. Bir gözlüğünü tak bakayım. Çok iyi. Yani. Çıkar, çıkar, tamam çıkar. Bir tek küpeyi azıcık eksik buldum, o kadar. Yoksa çok iyisin. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz ve Raşit Bey. Ben seni gerçekten çok beğendim. Enerjimizi inanılmaz yükseltiyorsun. Teşekkür sen hep ederim. Gel olur mu düelloya? Tamam. Hep gel yani. Her düelloda sen gel yani. Tamam, farklı geliyorum. Farklı giyinip. Bayılıyorum ya. Hep biz sana evet. Bayılıyoruz yani. Bence Melika günde böyle 5 kombin falan giymesi lazım. Seviyor zaten. Aşka seviyor. Yapıyorum diyor. Aynen. Siz de o kadar enerji bana veriyorsunuz gerçekten. Kötü yorum da alsam ki almadım yani. Hak ediyordum belki. Yani için. Seviyorum yani bu arada sizin de böyle konuşmak böyle ki. Ne tatlısın. Biz de seni yorumlamaktan çok büyük. Yani. Biz de seni yorumlamaktan çok evet. Büyük keyif alıyoruz. İnan yani karşılıklı. Ama şöyle bir şey var. Melika şöyle bir şey söylemiş. Bana kamera arkasında kötü davranıyorlar. Özellikle de Zahra demişsin sen. Bu doğru mu? Ne? Makyajda ben onu gördüm, öyle araştırıyor internetten. Ben makyajımı kendim yapıyorum ve yani onun başka birisi yapmasını yani olabilir tabii ki. Çünkü yok sen yani tabii ki başka birine başka birisini yapabilir illaki. Ama yani dedim onu baka baka aynısını yaparken yani kendini örnek alabilirsin. Kendi kafana göre bir şey yaratarsan daha gerçek olur bence. Daha yetenekli bir şey olur diye öyle bir şey ona dedim. O ne kadar ya? Bana bir anda bağırıyor böyle. Dedim bir neden bir anda bağırmıyorum canım şey, sen bağırarak yani cevap bu veriyorsun. Sinirli insanlar ne diyorlar? Öfkelenmek. Agresif. Yok, agresif. Dedim ne kadar agresif bir tepki verdim. Bir sakin ol, tamam bir şey demedim, devam et yani. Sonra o devam etti, ben devam ettim. Öyle bir konuşmalar aramızda oldu maalesef yani. Ne düşünüyorsun Zahra? Gülerek bana söyleseydi ben böyle bir tepki vermezdim. Bir de diyor ki niye internetten araştırıyorsun? Tabii ki de internetten araştıracağım. Ben yani böyle makyaj, böyle bir kostümlü makyaj nasıl olur diye doğru seçim olmak için araştırırım. Yani ben de kendim yapıyordum. Orada kendi yapıyordu. Niye bana karışıyorsun? Hayır, sen kendi makyajını yap dedim. Makyaj arkadaşlarımıza yapıyordu. Çok da güzel yaptı. Yani dedim ki yani illa onun gibi yapma yani.
kendin de bir şeyler yani fikrini. Tamam da bu senin. Ben kendim yapıyordum yani. Melika. Makyaj hiç kimse bana yapmıyordu. Ben kendim yapıyordum. Kameralarda da var. Ben kendim yapıyordum. Ben bu yorumu bana yapamazsın sen yani. Ben istediğim şekilde araştırıp istediğim bir makyajı yapabilirim. Zara'nın şöyle bir söylemi de olmuş ama ilk bir onu söyleyeyim. Hani Melika sürekli bana bakıyor, benim evet. askıma bakıyor. Ne giydiğimi, ne taktığımı, hiçbir nasıl zaman makyaj merak yaptığımı etmedim. Takip ediyor gibi. Ediyor mu? Geçen bir ayakkabı mevzusu vardı ya. Aha. Ben onu böyle mizah olsun diye yapmıştım. Yani bir şeyleri kaybolunca ya bir şey yapınca hemen bizim böyle askılara bakıyor. Ben de öyle bir tepki verdim. Yine neye geldin buraya? Ne oluyor? Ben yeni mi? Her zaman mı geliyorum? Bakamıyor muyum? Sen geliyorsun. Yok, bakamazsın. Aşkımı böyle böyle bakamazsın. böyle. Ben ne zaman kitap öyle bir şey yaptım? Böyle, ne zaman öyle bir şey yaptım? Yine neye ima ediyorsun? Her zaman yapıyorsun benim aşkımı. Neye ima ederek buraya geldin öyle bakıyorsun? Neye ima ederek böyle kalktın? Enerjini böyle şey yapma. Yine bir şeyini mi kaybetmişsin? Niye öyle benim yani özellikle benim aşkımı araştırıyorsun? Bir şey mi aramak istiyorsun? Yok, ben öylesine baktım. Bakamazsın dedim. Bu kadar yani. Abartılacak bir şey yoktu. Melika, bir yorumun olacak mı? Askılarına mı bakıyorsun Zahra? Hayır, öyle geçince baktım. İlk defa oldu. Melika, ama geçince genelde. Bir şey söyleyeyim mi? Hayır. Kıskanmak bir karakter benim için de hayatta hiç yok. Gerçekten. Hiç. Güzele güzel derim. İyi derim. Kötüyü de kötü derim. O kadar yani. Peki. Teşekkür ediyorum. Şimdi bugün çok güzel bir konseptimiz var bir kere. 80'ler. Çok. Evet, şimdi tartıştık. Ama ben şöyle bir şey duydum. Sen bugün dans etmek istiyor musun? Zaten biraz önce ben burada şarkı mırıldanıyordum. Tarkan'ın bir şarkısını içimden. Evet. Ondan sonra Melika böyle yani. Eşlik etmeye başladı. Çünkü o kafayla onu yaptım. Evet. Bir dans etmek ister misin? Evet. İstiyor musun bugün çok içimde bir enerji evet. varmış? Evet. Çantanı ben tutayım arkadaşlarım da alabilir miyim? Bir de dans edeyim. Tabii, okay. Tabii ki. O bize zaman gözlüğümü ben kendi 80'ler müziğine yaptım. Mi dans ediyoruz? Ona göre yani. Bunlarla yani. Bak bir vatka taktı kadın, ne oldu ya? Ya 3 tane Melika sanki geliyor. Çok güzel bir tane. Çok güzel elbise ya. Evet. Değil mi? Arkası çok, çok güzel. Bravo. Bravo kızlar. Ya müthiş ya. Teşekkür ederim. Ay, çok iyi geldi. Gerçekten. Ya ben 80 müziği hastasıyım. Eğer siz 80'lerde yaşasa olarmış daha çok istiyorlar bence. Değil mi? Ay, çok istiyordum o dönem. 80 müzik gerçekten dünya çapında. Bence bilmiyorum yani dönemler içinde evet, en güzel şu andaki güzel Weekend öyle. Zaten tamamen bu tavrı kullanıyor ve dünya tekrar oraya döndü. Aynen. Melike çok güzel. Melika çok güzel. Peki teşekkür ediyoruz Emine Hanım yorumlarınız için. Melikacığım, seni sahnedeki yerine alabilirim. Ve Melika yerine geçerken ben podyuma Zahra'yı davet ediyorum. Wow, 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 wow. Bayağı yaptı. Bravo. Çok kıskanırım. Ver hula hoop'u. Ben çocukken çok iyi hula hoop çevirirdim. Ama şimdi mikrofonum var artık. Çevirebilir misin? Çıkarttım. Aşırı iyi çevirirdim. Gerçekten evet. mi? Evet, haydi. Evet, bravo. Wow. Ben normalde tek ayak falan da yapıyordum ama böyle beceremeyeceğim. Aşırı severdim hula hoop. Evet ya, çok güzel. Götürdün. Teşekkür ediyorum. Ederim. Çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Evet. Bakalım rakip takım ne düşünüyor senin için? Dilşah'cığım, sen de başlayalım.
Zahra şu anda tam bir 80'ler. Başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü o kombini ben de giymek istiyordum aslında. Son anda vazgeçtim, böyle bir şey giydim. Tam 80'ler. Evet. Teşekkür ederim. Üstüne bir yorum yok yani. Sana da tamamen söz verelim İpeknur. Biraz önce bir bu ayakkabıyı muhabbeti olmuştu. Aynı şekilde onun rengi de pembe. O uymuyor. Bir ikincisi maalesef de bence evet kesinlikle 80'ler ve güzel görünüyor. Ama Melika çok daha güçlü duruyor. Ben o jürinin kararı olabilir. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Teşekkür ederim. Peki teşekkür ediyoruz. Jürimize doğru yol alıyorum. Valla süper kombin bence. Çok eğlenceli. Eğlenceli bir kombin. Evet. Çok eğlenceli. Ben çok eğlendim. Ben de şahsen. Eğlendin mi Emine? Çok eğlendim. O zaman senden alalım yorumu. Zahra çok fresh duruyorsun. Bu arada saçın kıvırcık ve çok beğendim. Neden bugüne kadar hep yani böyle düz saçıyla çıktın karşımıza? Yo yapıyorum arada. Ama bu çok güzel. Yan... Mesela her zaman ortada tarafa. Aynen öyle yan bir yüzünü güzelleştirdi yani öyle. Teşekkür ederim. Ondan sonra makyaja gelince makyaj çok güzel ama o dönemde pek mat ruj yoktu. İsterdim ya, evet. Biraz daha parlak olsun. Kırmızı da olsa. Yoksa gerçekten çok 80'ler duruyorsun. Eskiden televizyonda böyle şey vardı, programlar vardı. Tabii tabii. Aerobik programları vardı. Kadınlar böyle bir 3-4 tane aynen böyle full makyaj. Ondan sonra böyle ufak tefek hareketleri gösteriyordu. Ev kadınları da dedikodu programları dinlemeyip spor yapıyordu en azından. O iyi bir şeydi. O yüzden çok güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Raşit Bey sizinle devam edelim. Çok beğendim gerçekten. Yani çok güzel yansıttın. O dönemi, bir döneme imza atan stil, filmlerde aşırı kullanılan bir kostüm, saç, makyaj, böyle bir sürü şu an ismi aklıma gelmeyen filmlere kullanıldı böyle çok fazla. Teşekkür ederim. Zaten çok beğendim yani. 80'ler deyince bir tane falan bu aklıma geldi. Bunu da şahane. Yaptım. Evet kostüm kesinlikle. Hani herkesin şu anda giyebileceği bir şey değil. Gerçekten çok zor bir düello olacak yani. Benim hep zorlar bana denk geliyor. Bilge Hanım, burada olay romantik bir tarafa gitti. Ben sizden bir kombini için yorum alabilir miyim? Tozluğundan, parlak taytına, üstüne giydiğin jimnastik mayosundan, hula hoop'una, bandanana, iri küpene. Emine Hanım dediği gibi sadece sedefli ruj sürmen gerekiyordu. Onun dışında gerçekten eksiksizsin. İkisi de yani uymuş uymamış, zaten üstünde pembe var. Eksiksizsin. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür Peki. ederim. Peki, teşekkür ediyoruz ve jüri değerlendirmesi için Melika'cığım seni de yanıma alıyorum. Ama Melika da çok güzel. Bence ikisine de altın verin. Zor bir karar ve düello sizleri bekliyor. Şu anda durum 2-1. Mavi takım 2, kırmızı takım 1. Bakalım bunda sonuç ne olacak göreceğiz. Emine senden başlayalım istersen. Bence en güzel, en iyi duellosunuz. Bugün bölümün içerisinde şimdiye kadar. İkiniz hatasızsınız. Az bir şeyler var ama o sayılmaz bence. Ben bugün zor bir gün olduğu için, çünkü herkes gerçekten ödevini çok iyi yapmış oldu ve bugün enerjisel olarak oy vereceğim. Benim için bir başka güzel. Kırmızı takım ve Zahra. Ve Emine Hanım'ın ilk puanlaması kırmızı takımdan Zahra'ya gidiyor. Bilge Hanım. İkiniz de konsepti anlamışsınız. Çok da güzel uygulamışsınız. Gerçekten de Zahra gelene kadar çok iyiydin. Ama onda da eleştirim aynıydı. Zahra'yı gördükten sonra değişen bir şey yok. Ayakkabıyla çantanın aynı renk olması. Bir de ben 80'lerde böyle bir saç aksesuarı görmedim dedim. Rakibim başka birisi olsaydı bunlar da bir şey olamazdı ama... bu düelloda benim bir başka güzelim. Hatasız gelen Zahra. Teşekkür ederim. Ve Zahra Bilge Hanım'dan da puan alıyor. Son olarak Raşit Bey. Melika çok iyisin. Gerçekten çok çok beğendim. Ama Zahra daha iyi. Benim bir başka güzelim. Aldım sonunda. Raşit Bey'den aldım. Teşekkür ederim. Ve kırmızı takım durumu 2-2 yaptı şu anda. Kızlar teşekkür ediyorum.